Bu videoda otomatik pentest için geliştirilmiş bir aracın kullanımını göstereceğim. Aracımızın adı Sniper, gördüğünüz gibi masa üstünde benim yüklü. Yani dosya var burada. Bu araç Kalinux gibi bir pentest dağıtımı üzerinde bulunan tüm pentest araçlarını tek tek kullanarak hedef sisteme pentest uyguluyor otomatik olarak. Açıklar tespit ediyor, bilgi topluyor. Şifre kırma saldırıları uyguluyor. Ve hatta da Metasploit ile de exploit ediyor. O derece gelişmiş bir araç. Şimdi bunu kullanarak biz bir sıma testi gerçekleştireceğiz. Ben kendi sanal güvenlik açıklarını bulunduran sanal makinemi hedef olarak kullanacağım. Metasploitable sunucusu. Şimdi Sniper GitHub adresinden bunu indiriyorsunuz. Git ile çekiyorsunuz sisteminize. Kurulumu basit zaten. Biraz bahsedeyim. install.sh adlı bir dosya var içinde. Buna chmod izni veriyorsunuz. Şu şekilde. Dosyaya. Bu izni verdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde yeşil olacak rengi. Ardından .stash install.sh diyerek kuruyorsunuz. Ardından Sniper komutunu vererek program çalışıyor. Gördüğünüz gibi cropshield.com yapımcısı. Sniper target kullanıp bu şekilde Sniper sonra hedefi yazıyorsunuz. Hemen bir işlemi gerçekleştireyim. Ben kendi sanal sunucumu hedef olarak deneyeceğim. Gördüğünüz gibi test başladı. Burada en başta bakalım neler yapmış. Portları taradı ilk başta. Açık olan portları tespit etti. 21. port en başta açık olduğu için onu şu anda güvenlik testi yapıyor. 21. port için testler çalışıyor diyor gördüğünüz gibi. Bakalım biraz bekleyin neler olacak. Kanalımızın yeni adı da Siber Güvenlik Akademisi olarak değişti. Birçok uygulamalı sızma testi videoları kanalda devam edecek. Onun dışında bazı programlama videoları da çekeceğiz. Kendi yazdığımız scriptler vesaire kanala yükleyeceğiz. Sniper adlı script otomatik olarak pentest işlemini gerçekleştiriyor. Bu scripti hiç Linux'taki pentest araçlarına hakim olmayan, pentest sırasını bilmeyen kişiler kullanabilir. Kullanışlı bir script. Gördüğünüz gibi şu an 21. portun açık olduğu için bu portu analiz ediyor. Yani o portta çalışan servise uygulamayı tespit ediyor ve o uygulamada açık arıyor. Açık varsa hatta onu exploit ediyor. Bakalım ne yapacak. Tarım hala devam ediyor. Mnet taraması olduğu için biraz uzun sürüyor port taraması. Birazdan gelecektir. Taraması biraz uzun sürdü. İşlem gerçekleşirken biraz Sniper'ın GitHub adresine bakalım.
Biraz kasma oldu. Gördüğünüz gibi port taraması bitmiş, bakalım neler yapmış. Evet, 21. portu iyice bir analiz etmiş ve uygulamanın versiyonunu tespit etmiş. Gördüğünüz gibi VTPT 2.3.4 uygulaması çalışıyor ve bu uygulamada güvenlik açığı var mı diye bir nmap scriptiyle kontrol etmiş ve bunları bulmuş. Gördüğünüz gibi backdoor exploit bulmuş, Metasploit üzerinde bulunan bir exploit. Gördüğünüz gibi burada exploit çıktısı vesaire. Root yetkisine veriyor exploit. Hemen bu aşığı bulduktan sonra ve Metasploit üzerinde bulunduğu için direktman Metasploit ile otomatik exploit işleminde gerçekleştirdi gördüğünüz gibi. Kendisi rehost'tu. Hemen kendisi girmiş zaten. Exploit'i de kendisi yapmış gördüğünüz gibi. Sistemde root yetkisine sahip olduk ve shell oturumu açıldı. Bu emir root. Bunları zaten pentest senaryolarında bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bu şekilde sniper kullanıyor. Bu videoyu burada bırakacağım zaten. Bütün pentest işlem araçlarını tek tek kendisi gerçekleştiriyor. Sızıyorsa gördüğünüz gibi böyle işlem bitiyor. Daha fazla uzatmaya gerek yok.